İstanbul sanatseverleri açan Contemporary İstanbul yani Çağdaş Sanat Fuarı 4 gün boyunca İstanbul'u sanatseverlerin ilgi odağı haline getirecek gibi gözüküyor. Bu önemli sanat fuarını konuşmak üzere yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Güreli konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Contemporary'de bu yıl ziyaretçileri ne gibi yenilikler bekliyor? 11. yaşımızda geçen sene çeşitli zorluklar yaşadık. Ama bu zorluklardan hep dersler aldık. İleri yönelik daha iyi nasıl yaparız diye düşündük ve neticede daha nitelikli, daha kaliteli bir fuar yapma yolunda hareket ettik. Peki bu akşamki konseriniz eski albümlerinizden parçalarınıza da yer verecek misiniz? Her albümden en çok sevilenleri, hit şarkılarını hepsini söylüyorum. Ayrıca da bazen seyircilerin yönlendirmesi de oluyor. Oradan birisi birden bir sesleniyor bir şarkıya. Bir bakıyorsunuz onu da söylüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizi takdim ederken ister istemez Polat Alemdar'ı söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Genelde öyle oluyor. Polat Alemdar karakteri Necati Şaşmaz'ın bir dönem belki önüne geçti. Şimdilerde nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi birçok insan Necati Şaşmaz olarak bilse bile Polat Alemdar olarak hitap etmeyi tercih ediyor. O aslında ben senin bu dizini seyrediyorum demek gibi bir şey. Parayı sevenler genellikle sevilmeyen insanlar ya. Evet. Ama siz öyle bir oynuyorsunuz ki bu karakterleri çok sevdiriyorsunuz izleyiciye. Bunun sırrı ne? Ya bunun sırrı biraz tecrübe. Ben profesyonel anlamda yazarlık da yaptım. BKM ekibinde son dönem yaptığınız işler nedeniyle belki yoğunluğunuz nedeniyle yoksunuz. Evet. Bu çizgide mi gitmeyi düşünüyor Ayça Ertuğrul? Yani kendi ayakları üzerinde de durabildiğini göstermek istediği için mi bu yolda gidiyor? Bu soruyu çok mutlu oldum ya. Çünkü çok sık düşündüğüm bir şeydir benim. Evet, ben kendi ayaklarım üzerinde durmak istedim. Birazcık hani BKM godiklerinden çıkıp kendi adımla bir şekilde devam etmek istedim. Yeni filmi Cin Göz Recai ile bu hafta konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Cin Göz Recai, iyiliksever bir hırsız. Evet. Bunun haricinde nasıl huyları, nasıl özellikleri var Cin Göz'ün? Valla Cin Göz çok muzip bir adam. Cin Göz Recai'den bahsediyoruz şu anda. Ve o adamla karşılaşınca kendi sinemanın ve televizyonun sevilen yüzü Tolga Çevik yeni filmi Sen Benim Her Şeyimsin'le bu hafta konuğum oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sen Benim Her Şeyimsin bir Meksika filminden uyarlama bir film. Evet. Bu sizin için zor mu oldu, kolay mı oldu bir uyarlama senaryoda yer almak? Sık sık ülkemize konser vermek için gelen Lara Fabian bu yılın son iki konseriyle yeniden İstanbul'da ve konser öncesi konuğum oluyor. Welcome to Istanbul again. Thank you. You were in Istanbul in many times. İstanbul'a yeniden hoş geldiniz. Pek çok kez İstanbul'da bulundunuz ve yine konser vermek için buradasınız. Neler hissediyorsunuz? I'm always happy to come back to Istanbul. İstanbul'a tekrar geldiğim için çok... Bu sene Türkiye'nin Oscar adayı filmi Ayla. Ayla senaryosuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine topluyor. Tüm bunları filmin yönetmeni Can Ulkay ve oyuncularından biri olan İsmail Hacıoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi öncelikle İsmail Bey sizden başlamak istiyorum. Siz filmde duayen dediğimiz Çetin Tekindor'un hem gençliğini oynuyorsunuz hem de Türkiye'den Kore'ye savaşa giden bir astsubay rolündesiniz. Bu iki açıdan değerlendirdiğimizde oyunculuk kariyerinize ve kendi kişisel olarak İsmail Hacıoğlu'na neler kattı bu film? Ya birçok şey kattığını düşünüyorum. Ben birçok şey öğrendim bu işi yaparken. Hani başladığımız andan itibaren sonuna kadar. Çetin abinin gençliğini oynamak bambaşka bir keyif. Ama hikayeyi biraz daha hani tarihi de araştırıp böyle bir içine girince Süleyman amcayla tanışmak beni daha çok heyecanlandırdı, ne yalan söyleyeyim. Peki Can Ulkay'a baktığımızda bu filmden önce Sarıkamış Çocuklarını da yönettiğinizi görüyoruz. Siz daha çok böyle gerçek hikayelere dayanan
ve bunları farklı bir bakış açısıyla beyaz perdeye getirmeye çalışan bir yönetmensiniz diyebilir miyiz sizin için? Baktığınızda geçmişe diyebilirsiniz ama demeyin diyorum ben. Çünkü şöyle, Sarıkamış bir proje, dijital yapım evinin bir projesi. O da bir savaş filmiydi, doğru. Fakat o filmin hikayesini bir değiştirme kararı aldık. Yani günümüzden de görüntüler olsun, daha sinemasal yapıya veya senaryo veya daha dramatik bir sürece girsin diye çekilmiş olan bir filmin üzerine tekrar bir hikaye yazdık.